أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم muhakkak ki sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizi de affet. Rabbena amennâ, Allah'ım bizi iman ettik. Bime enzelte, bize indirdiğin kitaba iman ettik. Vettebe'ne rasul, peygamberine de tabi olduk. Fektübne me'aşşâhidîn, bizi şahit olanlarla yaz. Rabbena âtina, Allah'ım bize ver. Fiddünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil âhireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve qina azâbennâr, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Allah'ım beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekûmul hisâb, o dehşetli hesap gününde. Rabbi şrahli, Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolaylaştır Allah'ım. Vehlül ugdeten min lisani, dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar sözlerimi kolayca anlayabilsin. Rabbi e'udu bike min hemezati şeyatîn, Allah'ım şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve e'udu bike Rabbi eyyahzurûn, ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Hizmet yapacağım Allah'ım, defet onları. Alemlerin Rabbi olan Allah'ımıza yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın ve Musa'nın Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan bizim Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. Yaratıcımız, dört kitabın, 104 sahifenin sahibi olan Allah'ımız, kelam-ı kadiminde bir ayette bize şöyle buyuruyor. Ey insanlar, biz sizi bir erkekle bir kadından yarattık. Sonra birbirinizle tanışmanız için sizi milletlere ve kabilelere böldük. Birbirinizle tanışmanız için sizi milletlere ve kabilelere böldük. Allah indinde en üstününüz, takvada en üstün olanınızdır. Şüphesiz Allah doğru söyledi. Yaratıcımız ayet-i kerimeye nasıl başlıyor? Ya eyyühennâs. Allah Teala insanları hedef alırken Kur'an'da bazı tabirler kullanır. Ya eyyühel kafirûn. Ey kafirler. Burada kime hedef alıyor Mevlamız? Kime hitap ediyor? Kafirler, yani kendisine inanmayan, gönderdiği peygamberlere ve kitaplara inanmayana kafirler diye hitap ediyor. İnnellezîne âmenû. Burada da bir hitap var. Burada kime hitap ediyor? Ey iman edenler. Burada hitap direkt buradakilere. Ve dünyadaki bütün ben Allah'a ve onun gönderdiği bütün peygamberlere iman ediyorum diyenlere. Hitap bunlara. Bizi muhatap alıyor. Burada ateistler, komünistler, faşistler, dinsizler yok. Onlar muhatap değil. Ya eyyühel kafirun yok. Bir tabiri daha var. Bütün insanlığı hedef aldığı tabir. İşte bu ayet o ayetlerden bir tanesidir. Ya eyyühennâs diye başlıyorsa Allah'ımız, mümin, kafir, ateist, ineğe tapan, böceğe tapan ayırt etmiyor demektir. Hepimize hitap ediyor. Bütün el ve ayak verdiği kullarının tamamına hitap ediyor. Ya eyyühennâs, biz sizi yarattık. İnnâ halaknâkum. Şüphesiz ki biz sizi yarattık. Min zekerin ve unfe. Bir erkekle bir kadından yarattık. Ayetin bu kısmı bize neyi anlatıyor? İnsanların maymundan gelmediğini anlatıyor. Çünkü Allah Teala sahipleniyor. Diyor ki ben yarattım. Bir erkekle bir kadından yarattım. Bunu bir sebebe bağladım. Bu sebep kadınla erkeğin birleşmesi ve benim annenin karnındayken o cenine, o
et parçasına, bir çiğneme et parçasına ruh üflemem ve can vermem. Bu sebebe bağladım. Ve sizi ben yarattım. Bu ayet aynı zamanda maymundan geldiğini iddia eden sapkınlara karşı bir yalanlama. Hayır, siz maymundan gelmediniz. Allah Teala insanları bir erkek ve bir dişiden yarattı. Bunların birleşmesi vesilesiyle bizleri halketti. Ama üç tane insan var ki bunları yaratışı biraz daha değişik. Bunlar, bu üç insan direkt kün feyekün fabrikasından yaratıldı. Kim bu? Bir, Adem Nebi. Ne anası var, ne babası var. Anası da olmadığı için göbek deliği bile yok. Neden? Kün dedi, oldu. Meleklere dedi ki bir toprak parçasından şöyle şöyle bir şekil yapın, sonra ben ona can vereceğim. Dedi, melekler şekli bir yere kadar getirdi. Elini yaptılar, ayaklarını yaptılar, karnını yaptılar, göğsünü yaptılar, sırtını yaptılar. Ama başına geldiler, durdular. Rabbimiz dedi ki şöyle yapacaksınız. Sonra ruh üfledi ona, ona can verdi. Adem'in yaratılışı, bizim ceddimizin, babamızın yaratılışı bir küne bakar. Kün. Ol dedi, oldu. Sonra Havva anamız. Şimdi Adem Aleyhisselam'ın soyundan bir kadının yaratılması için normalde ne lazım? Sebepler alemine bakacak olursak, Hazreti Adem'in Havva anamızdan başka bir kadın halik edilmesi lazım. Onunla beraber olması lazım. Ondan sonra Havva anamızın yaratılması lazım. Ama Allah böyle yapmadı. O da kün ile oldu. Efendimiz Aleyhisselam bunu nasıl anlatıyor? Havva, Adem'in kürek kemiğinden yaratılmıştır. Yine ufak bir sebebe dayanmış Allah'ımız. Bir sebeple kendisini perdelemiş ve peygamberin kürek kemiğinden, yani sırt kemiğinden yaratmış. Ama bir erkek ve dişinin birleşmesi hala yok. Şimdi artık dünyaya bir erkek ve dişi geldi. İki, bir tane daha var. Yine kün emriyle oldu. Kim o? İsa Nebi. Allah katında İsa'nın durumu tıpkı Adem'in durumu gibidir. Ayeti bunu anlatıyor. İsa Aleyhisselam'ın anası var mıydı? Vardı. Göbek deliği var mıydı? Vardı. Babası var mıydı? Babası yok. Hristiyanlara göre babası Allah. İslam'a göre yok. İsa babasız dünyaya gelmiştir. Allah'ımız Kur'an'da bunu anlatıyor. Bu üç varlığı, bu üç insanı Allah Teala bir kün emriyle yaratmıştır. Ama bu üç insanın dışındaki bütün insanlar, bu üç insandan daha kıymetli olan bizim Efendimiz bile sallallahu aleyhi ve sellem, sebepler silsilesiyle yaratılmıştır. Bir erkek ve bir kadından. Dolayısıyla kim maymundan geldiğini iddia ediyorsa bu sapıktır. Bu şaşırmıştır. Nasıl olmuş bu iş? Maymunlar çiftleşmişler, çiftleşmişler. Maymun doğmuş, maymun doğmuş, maymun doğmuş. Tak, sonunda insan doğmuş. Kafa bu, mantık bu. Böyle iş olur mu? Böyle iş olur mu? Tencereye makarna koydum, makarna koydum, makarna koydum. Makarna çıktı, makarna çıktı, makarna çıktı. Bir gün bir açtım tencereyi, İskender çıktı. Böyle iş olur mu? Böyle kafasızlık olur mu? Maymundan geldiğini iddia eden, neden maymundan geldiğini iddia ediyor? Bunun bilinçaltında bir şey var. Emirlere tabi olmak istemiyor. Keyfine göre yaşamak istiyor. İşine geldiği için diyor ki benim ceddim maymun. Sen öyle kabul ediyor olabilirsin. Ama biz Allah'ın sözüne bakarız. İnsanlar yanılabilir. Bilim yanılabilir. Allah yanılmaz. O yanılmayandır. O öğretendir. Allah bize diyor ki bir erkekle bir dişinden yarattım. Ayet devam ediyor. Birbirinizle tanışmanız için sizleri milletlere ve kabilelere ayırdık. Şimdi her beldede bazı milletler var, bazı kabileler var. Biz neyiz? Türk milletiyiz. Ama Fransız milleti de var. Şimdi Türk milletine mensup olan bir Türk vatandaşı şunu diyebilir mi? Fransızlar diye bir kavim yok. Biz kabul etmiyoruz. Öyle bir insan yok. Onlar uzaylı. Mantıklı bir deyim mi olur bu? Hayır. Alman da var bu dünyada. Fransız kavmi de var. İtalyan kavmi de var. İngiliz kavmi de var. Sizleri kavimlere ve milletlere ayırdık diyor ayet-i kerimede Mevlamız. Neden? Tanışmanız için. Ya dur bu adamla bir tanışayım. Hacca geldik buraya. Adam yanında namaz kılıyor fakat ne Türk'e benziyor ne Arap'a benziyor. Adam İngiliz midir, Fransız mıdır? Bembeyaz bir adam ya. Dur bir tanışayım şununla. Hacca umreye gidenler yanında bazı insanlar görürler. Bembeyaz insanlar. Ben merak ederler. Sen neredesin kardeşim ya? O der ki ben İngiliz'im. Ben Almanım, ben Fransızım. O da insan, sen de insan. Nereden geldik? Adem ve Havva'dan. Var mı birbirimize üstünlüğümüz? Yok.
Ama Allah Teala ayetin sonunda diyor ki, aranızdaki üstünlük ancak takvada olan üstünlüktür. Başka hiçbir üstünlük yoktur. İslam'ın yasakladığı en önemli şeylerden bir tanesi nedir? Irkçılıktır. Irkçılık, kafatasçılık. Kendi kavminin başka kavimlerden üstün olduğunu iddia etme saçmalığı. Bu büyük bir cehalettir. Bu Efendimiz Aleyhisselam'ın zamanındaki cahiliye dönemi insanlarının yapmış olduğu bir cehalettir. Ondan önce de çok insanlar yapmıştır bu olayı. Fakat Efendimiz Aleyhisselam'ın bulunduğu dönemde Mekke müşrikleri arasında kavmiyetçilik ve ırkçılık çok yüksekti. Sen kimlerdensin? Ben Adi oğullarındanım. Sen kimlerdensin? Ben Haşim oğullarındanım. Diye boyuna birbirleriyle kavga yapıyorlar. Adi oğulları daha üstün, Haşim oğulları daha üstün. Sefer oğulları böyle, Telli oğulları böyle. Devamlı olarak kavimlerini ve ırklarını başka bir kavimden üstün olduğunu göstermeye çalışıyorlar. Ve kavgalarını, dövüşlerini bu uğurda yapıyorlar. Allah Teala bizi bu kavgadan sakındırmak için bize bilgi veriyor. Diyor ki, birbirinize karşı hiçbir üstünüz yok. Hiçbir üstünüz yok, boşuna uğraşmayın. Üstünlük ancak bana olan saygıyladır, bana olan korkuyladır. Aranızdan kim benden daha çok korkuyorsa en üstünüz odur. Allah'tan en çok ben korkarım diyor Efendimiz Aleyhisselam. En çok ben korkarım. Demek ki en üstünümüz kimmiş bizim? Muhammed Aleyhisselam. İsa Nebi döneminde Allah'tan en çok kim korkardı? İsa Aleyhisselam korkardı. Çünkü hiç kimse peygamber kadar korktuğunu iddia edemez. O uydurmuş olur. Çünkü peygamber Allah'tan vahiy alan demektir. Açık işaretler görmüştür. Şu halde imani yakınlık meselesi, yakınlık mesafesi asla sıradan bir avam gibi, bir insan gibi olamaz. Olamaz. Efendimiz Aleyhisselam insanın nasıl topraktan yaratıldığını bir hadis-i şerifte anlatıyor. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı yeryüzünün her tarafından alınan topraktan yarattı. Dünyanın her tarafından alınmış toprak birleştiriliyor. Bu sebeple neslinden siyah, beyaz, esmer, kırmızı renkte olanlar olduğu gibi bu renkler arasında bulunanlar da oldu. Sarı ırk gibi, Japonlar gibi, Koreliler gibi. Bazısı yumuşak, bazısı sert, bazısı da halis ve temiz oldu. Ebu Davud hadisidir. Efendimiz Aleyhisselam bütün bu kavimlerin, bütün bu insanların yaratılış şeklini anlatıyor. Farklı yerlerden topraklar alındığı için topraklar birleşti ve renkler değişti. Siyah adam gördün. Kabe'ye gittin, simsiyah bir adam gördün. Bu insan değil mi? Bu da insan. Niye siyah? Allah yaratırken yanlış mı yaptı? Hayır. Efendimiz'i tanımadığın için, hadisleri bilmediğin için, okuma alışkanlığın olmadığı için, ehl-i sünnet âlimlerinin hizmetlerine de bulunmadığın için sallıyorsun. Bu zenci demek ki benden daha aşağıda diyorsun. Bu böyle değildir. Toprak karışık olarak her taraftan alınmıştır. Dünyanın her tarafından alındığı için farklı farklı beldelerde farklı renkler usule gelmiştir. Burada hadiste sarı ırktan bahsetmiyor mesela. Kırmızıdan bahsediyor, beyazdan, esmerden bahsediyor. Sarı ırk yok. Bu renkler arasında bulunanlar da oldu. Hadiste bu tabiri kullanıyor. Bunlardan bir tanesi kim? Sarı ırk. Şu anda dünyada sarı ırk vardır. Bunlara çekik gözlüler denir. Çekik gözlüler. Bunlar da insandır. Bunlar da Adem ve Havva'dan gelmiştir. Her kim derse ki ben bir Türk olarak bir Japondan üstünüm, bu cahildir. Bu ırkçıdır. Hayır. Hiçbir millet, hiçbir millete üstün değildir. Üstünlük ancak İslamiyetledir. Üstünlük ancak imanladır. İmanı olmayan da üstünlük olmaz. Olamaz. Bak Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Rabbiniz bir olduğu gibi babalarınız, dininiz ve peygamberiniz de birdir. Arap'ın aceme, acemin araba üstünlüğü olmadığı gibi kırmızının karaya, karanın kırmızıya da üstünlüğü yoktur. Hiçbir milletin diğerine üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takva iledir. Bu hadis bir yerde sanki üste zikrettiğim Hucurat ayetini açıklıyor gibi. Acem tabiri kullanıyor hadiste. Acem ne demek acem? Arap olmayana Efendimiz Aleyhisselam hadislerinde acem der. Şimdi biz Arap mıyız? Değiliz. Türk ırkına mensubuz. Bize acem diye hitap ediyor Efendimiz Aleyhisselam. Ancak başka hadislerinde
Türklerin methettiği bazı sözleri var. Mesela meşhur İstanbul hadisi. İstanbul bir gün elbet fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır. Onu fetheden asker ne güzel askerdir. Hadis budur. Bu hadis-i şerifi kabul etmeyen bir grup var. Kimdir bu grup? Irkçı Vehhabiler. Hadisin ilk kısmını kabul ederler. Yani İstanbul'un muhakkak bir gün fetholunacağını kabul ederler. Ama ikinci kısmını, yani Türk ırkını övdüğü kısmı kabul etmezler. Neden? Çünkü bu Kur'an bize indi. Bu peygamber Arap kavminin içinden çıktı. İstanbul bir gün fetholunacaksa muhakkak bu Araplar tarafından olunmalıydı. Dolayısıyla hadisin bu kısmı uydurma. Nedir bunun adı? Irkçılıktır. Irkçılık. Siz dünyada herhangi bir Türk gördünüz mü? Muhammed Aleyhisselam son peygamber Araplardan çıktığı için ona iman etmiyorum. Türklerden çıkmalıydı. Diyen bir Türk gördünüz mü? Bu adam ırkçı olur. Irkçı adamın İslam'la işi yoktur. Kafatasçı zihniyetin İslam'la işi olmaz. Bunların hepsi eşittir. Kim iman ettiyse, kim Allah'ın dinini saf ve berrak bir şekilde yaşamaya çalışıyorsa, işte bu doğru yolda demektir. Efendimiz Aleyhisselam bütün hadislerinde ırkçılıktan bizi nehyediyor, uzaklaştırmaya çalışıyor. Çünkü ırkçılık demek dini yıkmak demektir. Irkçılık demek düşmanlığın artması demektir. İslam düşmanlığı bitirmek için gelmiştir. Kardeşlik mekanizmasını oluşturmak için gelmiştir. Efendimiz Aleyhisselam'ın yaptığı ilk iş milleti birbirine kardeş yapmaktır. Sahabeyi birbirine kardeş yapmaktır. Sen milliyetini ön plana çıkarttığın zaman ne oluyor? Irkçı olmuş oluyorsun. Kardeşlik bitiyor. Sahabeden bir tanesi vardı. Alimlerden bir köle. Salman-ı Farisi önceleri ateşe tapan bir mecusi. Efendimiz Aleyhisselam'la tanışıyor. İslam'ı öğreniyor. Peygamberimizin yanından öyle bir ayrılmıyor ki alimlerden oluyor. Sahabi hep kavga yapıyor arasında. Muhacirler diyor ki hicret edenler, Salman bizdendir, bizim ırkımızdandır. Ya adam İranlı, Persli denir buna. Hadislerde Pers diye geçer. Adam İranlı, Arap değil. Bu sahabiler ne diyor? Hayır bizden, o bizim ırkımızdan. Medine'liler ne diyor? Hayır, Salman bizdendir. Sahipleniyorlar. Neden? Ortada kaliteli bir kumaş var. Kaliteli bir adam var. Selman-ı Farisi gibi bir adam var. Allah ondan razı olsun. Peygamberimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Hayır, Salman bendendir. Benden ne demek? Benim kardeşim, İslam kardeşim. Ne ırkı? Irkı aradan kaldırın. Irk diye bir şey yok. İslam kardeşliği var. Irkçılığın, ırkın seni İslam kardeşliğinden alıkoyuyorsa, büyük cemaatten uzaklaştırıyorsa, o kafan, o düşüncen yanlış bir düşünce demektir. Temsil getireyim. Sizi bir meclise çağırdılar. Bir yere davet ettiler. Ya bir yemek var, gel orada bir konuşmalar olacak. Tamam kardeşim. Gittiniz. Ve konuşma yapan kişi milliyetinizin, ırkınızın ne kadar yüce bir millet olduğunu anlattı. Bunda bir sıkıntı var mı? Hayır yok. Ceddimizle övünmemiz çok güzel bir şeydir. Ama konuşmasının bir tarafında şöyle dedi. Bizim ırkımız Kürt ırkından daha üstündür. Biz Türk ırkıyız, biz Türk insanıyız. İşte burada ırkçılığa girdi. Konuşmasında şöyle dedi. Bizim ırkımız Arnavut ırkından daha üstündür. Bizim ceddimiz bu kadar kalitelidir. Dünyaya bu kadar eser vermiştir. Biz Arnavutlardan daha üstünüz dedi. Ne oldu bu adam? Irkçı oldu. Kendi ırkınla, kendi milletinle övünebilirsin. Ama milliyetçiliğinden dolayı başka bir milletin önüne geçmeye çalıştığın anda ırkçı damgası yersin. Allah'ın Resulü tarafından, Allah tarafından. İşte bu sefer İslamiyet'in bağı boynundan çıkar. Ne Kürd'ün Arnavut'a, ne Laz'ın Türkiye üstünlüğü yoktur. Bunların hepsi eşittir. Hepsi Adem'in çocuklarıdır. Ama arada bazı Arnavutlar daha kaliteli İslam'ı yaşarsa o zaman Laz'lardan, Kürtlerden üstün olur. Bazı Kürtler Allah'tan daha çok korkarsa o zaman Türk'ten, bilmem Fransız'dan, İngiliz'den üstün olur. Üstünlük imandadır, inançtadır. Allah'ın peygamberi bunları anlatıyor. Yine sultanım şöyle buyuruyor. Allah-u Teala cahiliyet övünmelerini sizden kaldırdı. Cahiller hep böyle övünürdü. Cahiliyet devrinde o müşrikler. Ben Adi oğullarındanım, sen kimsin ya? Geçen birisi bana geldi. Esnaf arkadaşım. Kardeşim bunu böyle yapmamak lazım. Bu işler sıkıntılı işler. Bak bunu böyle yap, sana dua ederim.
Hop hocam biz Laz'ız. Sen kimsin ya? Dedi. Bütün esnafın içinde. Cahil bir adam. Ağalık paşalık yaptı. Ya kardeşim dedim. Laz nedir yani Laz? Kanadın mı var? Uçuyor musun? Nedir yani? Ben Laz'ım. Bana böyle söz söyleyemezsin. Ben sana İslam'ı söylüyorum. İster kabul et ister etme. Ama sen Laz'ım diye dinlememek gibi bir lüksün yok ki. Ebu Cehil'in dinlememek gibi bir lüksü yok ki. Ebu Leheb'in dinlememek gibi bir lüksü yok ki. Allah'ın peygamberi tebliğ etmek zorunda. Allah'ın peygamberinin hizmetçileri, varisleri bu miras olan ilmi aktarmak zorunda. Ben de sen Müslüman kardeşim olarak aktarıyorum. Bu yaptığın iş Allah'ın kitabına uymuyor. Resulü sünnetine uymuyor. Sen niye şimdi ırkını öne koyuyorsun ki? Sen Laz oldun diye İslam senden kalktı mı? Bu cahiliye övünmesidir bu. Lazlığınla, Arnavutluğunla, Kürtlüğünle övünme. Müslümanlığınla övün. Müslümanlığınla övün. Milliyetinle övünmeye başladığın zaman şeytan sapıttırıyor. Hemen karşındaki adamın üstüne çıkmaya başlıyorsun. Ha sen Adıyamanlı mısın? Ben senden üstünüm. Ne üstünlüğün var? Nedir yani? Hiçbir şeyin yok. Kafanda belirlediğin bazı tabuları var, bazı putları var. Ve o insanlar üstün olduğunu baskı halinde söylemeye çalışıyorsun. Eşitsin. Sultanım Aleyhisselam başka hadiste şöyle buyuruyor. Bütün insanlar bir tarağın dişleri gibi eşittir. Bak verdiği temsile bak. Evden çıkarken saçlarınızı tarıyorsunuz. Siz esnaf adamsınız. Aynaya bakıyorsunuz bir saçlarınızı tarıyorsunuz şöyle. Kötü görünmeyeyim diyorsunuz. Saçları tararken tarağa bakın. Boş boş saçları taramayın. Tarağa bir bakıyorsun bütün dişler eşit. Allah'ın peygamberi bizi aynı bir tarağa benzetiyor. Bütün insanlar aynen bu tarağın dişleri gibi eşittir. Hiçbir farkı yoktur. Üstünlük ancak takva iledir. Takva iledir. Allah'tan korkmuyor. Ben insanım, ben şu ırktanım diyor. Namaz kılmıyor. Ya sen Arnavut olsan, senin deden Arnavut olsa ne olur? Namaz kılmadıktan sonra cehenneme gidiyorsun. Kimse seni kurtaramaz ki. Kurtaramaz. Zekatını vermedikten sonra, haccını umreni yapmadıktan sonra, bu ibadetini, namazını yapmadıktan sonra kimse seni kurtaramaz. Ey kızım Fatıma, babam peygamberdir diye bana güvenme. Sana şefaat ederim ancak amel edersen. Allah'ın peygamberi kızına böyle diyor. Sen diyorsun ki ben Arnavut'um. Namaz kılmasam da peygamber beni kurtarır. Cehenneme girdiğin zaman sana şöyle derler. Ya Rabbi beni buradan çıkart. Niye çıkartayım ey kulum? Ben Arnavut'um. Allah da şöyle der. Aa bu Arnavut'muş. Çıkartın bunu. Çıkartın bunu. Böyle bir şey yok. Yok böyle bir şey. O zaman ne yapacaksın? Müslümanlığını düzeltmeye çalışacaksın. İslam olacaksın. Irkçılık yapan, ırkçılık için savaşan ve ırkçılık uğrunda ölen bizden değildir. Allah'ın peygamberi buyuruyor. Savaşını niçin yapıyorsun? Milliyetin başka bir milliyete üstün gelsin diye mi? Askere giden niceleri vardır. Öldükten sonra ona şehit damgası koyarlar. Üstüne bir bayrak koyarlar böyle. Bu da şehit oldu derler. Ama o asker beni buraya getiren kadere lanet olsun der. Böyle çok cahil asker vardır. Allah'ın bilmem ne ettiği bu yere geldim der. Askerde böyle cahil askerler çok gördüm ben askerde. En kutsal mekana geldin. Şehit olmanın arasında şu kadar mesafe var. Peygamber olamayacağına göre bir Müslüman olarak elde edebileceğin en büyük mertebe şehitlik. Ve bunu elde edebileceğin bir yere geldin ve sen şöyle diyorsun. Nereden geldin bu lanet yere? Sonra çatışmaya giriyorsun ve öldürülüyorsun. Sonra senin üstüne Türk bayrağı koyuyorlar. Bu şehittir diyorlar. Bundan şehit olur mu? Olmaz. Çünkü kalbinde dinim için, vatanım için, bayrağım için savaşmak yok. Kalpteki niyet bu olmadığı zaman buna şehit denmez, niyazi denir. Niyet dinim için, vatanım için, bayrağım için olacak. Namusumu çiğnemesinler, vatanıma girmesinler, yönetmesinler. Ben yöneteyim kendi vatanımı. Niyet bu olmadı mı, ırkçılık için savaşmış oluyorsun. Benim milletim dünyadaki bütün milletten üstündür. Hadi bakayım, saldır İstanbul'a. Böyle bir şey yok. Bizim ceddimiz Fatih, kuru bir cihangirlik için İstanbul'a saldırmadı. İstanbul'u fethetmedi. Bizim ceddimiz, ilahi kelimetullahı, Allah'ın kelimelerini dünyaya yaymak için saldırdı. Her tarafa ulaştırdı. Girer girmez nereye giriyorsa, nereye fethediyorsa ilk verdiği ferman şuydu. Kadınlara, çocuklara, yaşlılara ve ağaçlara dokunulmayacak. Hayvanlar
öldürülmeyecek. Kiliseler ve havralar yıkılmayacak. Herkes inancından serbesttir. Nereye giriyorsa bütün padişahların ilk fermanı bu. Irkçılık yok. Ben Osmanlıyım, ben Türk'üm. Siz Fransızsınız, siz İngilizsiniz. Dolayısıyla biz sizden üstünüz. Kölemiz olmak zorundasınız. Hiçbir padişah böyle bir şey söylemedi. Neden? Hepsinin etrafında ulema var, alimler var, veliler var. Her padişahın ardında bir veli var. Bir yanlış yaptı mı hemen ikaz ediyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor başka bir hadiste? Bu en şiddetlisi. Kim kavmiyetçilik davası güderse cehennemde iki üstü, iki dizi üzere oturacaktır. Kavmiyetçilik, ırkçılık demektir. Kim böyle bir dava güderse yeri neresiymiş? Cehennem. Bir de temsil getiriyor. İki dizi üzerinde oturacak. Bu iş bu kadar şiddetlidir. Nereye gidiyorsunuz? Hangi toplantılara çağrılıyorsunuz? Ne yüceltilmeye çalışılıyor? Gittiğiniz toplantılarda İslam yüceltilmiyorsa, ırkınız yüceltiliyorsa ve başka ırklara olan üstünlüğünüz vurgulanıyorsa o toplantı yeri sıkıntılıdır. Orada Allah'ın rızası yoktur. Gittiğiniz yerde İslam anlatılacak, Allah'ın dini yüceltilecek. Tevhidde birleşeceksin. Tevhid olmadı mı bütün yollar şeytana çıkar. Bütün yollar şeytana çıkar. Kainattaki ilk ırkçı şeytandır. Irkçılığı ir çıkartan rezil odur. Allah Teala Kur'an'da şöyle buyuruyor. Adem'e secde edin emrini verdiğimde seni ona secde etmekten, ona eğilmekten alıkoyan nedir? Kime söylüyor bunu Mevlamız? İblis'e söylüyor. Şeytanların başı. Bizim başımız kim Adem? Şeytanların başı kim? İblis. Seni alıkoyan nedir? Şimdi emri verdikten sonra Allah Teala şeytan direkt durmadı. Şeytan secde etmedi, ayakta durdu. Ama Allah Teala ayakta durmasının hemen akabinde kafasından bir şimşek indirmedi. Onu direkt cehenneme atmadı. Sorguya çekti. Sorgusuz infaz yok. Allah'ımızda sorgusuz infaz yok. Herkesi sorguya çekecek. Şu anda yeryüzünde fareye tapan insanlar var biliyor musunuz? Fareye tapıyorlar. İneğe tapan insanları zaten biliyorsunuz. Güneşe tapan insan var. Bu kadar ahmak insanlara bile Allah Teala sorguya çekecek. Atın bunu direkt demeyecek. Sorguya çekecek. Sen ne yaptın? Sana bu eli, ayağı, gözü, kulağı ben verdim ey kulum. Sen ne yaptın? Seni bana secde etmekten ve kendi kafanda oluşturduğun ilahlara tapmaktan buraya sevk eden mesele neydi? Bana secde etmekten alıkoyan sebepler neydi? Allah sorguya çekecek. Yargısız infaz yok Allah'ımızda. Şeytan ne yaptı? Secde etmedi. Allah ne yaptı? Atın bunu cehenneme mi dedi? Hayır. Seni alıkoyan nedir? Ey iblis! Neden benim emrimi dinlemedin? Ben Adem'e secde edin dedim. İblisin cevabı şu. Kâle ene hayrun min. Dedi ki ben ondan hayırlıyım. Allah aşkına bak buraya dikkat edin. Fokus. Guys fokus. Buraya çok iyi dikkat edin. İblis diyor ki yaratıcısına. Bir şeyin ilmini yapan mı daha iyi bilir, satın alan mı daha iyi bilir? Aldığınız herhangi bir nesneyi düşünün. Şu dünyada kendinize, ailenize aldığınız herhangi bir nesne, herhangi bir cisim, teknolojik alet. Bunu üreten mi daha iyi bilir, daha iyi tanır? Yoksa satın alan sen mi daha iyi tanırsın? Üreten daha iyi bilir. Üreten, kimse üreten kadar bilemez. Şimdi bu şeytanı kim üretti? Bu şeytanı kim yarattı? Allah'ımız yarattı. Yaratan Allah olmasına rağmen yaratılmış olan diyor ki Allah'a sen bilmiyorsun. Ey Rabbim sen bilmiyorsun. Ene hayrun min. Ben ondan daha hayırlıyım. Şimdi bunu diyor mu şeytan? Ondan sonra devam ediyor. Açıklama yapıyor. Bu bir isyandır. Ona secde etmedim çünkü ben ondan daha iyiyim. Daha hayırlıyım, daha güzelim, daha kaliteliyim. İsyandan sonra bir ilmi açıklama yapıyor şeytan. Nedir o? Halakteni min nar. Ve halaktahu min tîn. İki tane elementten bahsediyor. Bir, sen beni ateşten yarattın. Halakteni.
Yaratıcı olduğunu kabul ediyor. Allah'ımızın yaratıcı olduğunu söylüyor. Halakteni diyor. Beni yarattın. Min nar. Beni ateşten yarattın. Ve halaktehu min tin. Onu ise bir çamurdan yarattın. Dolayısıyla ateş çamurdan, topraktan üstündür diyor. Elementler konusunda elementleri yaratan Allah'a akıl vermeye çalışıyor. İşte iblis bu yüzden kafir oluyor. Irkçılık yapıyor. Kendi ırkı ne? Ateş ırkı. Bizim ırkımız ne? Toprak. Bu diyor ki şimdi kendi kafasına göre. İlim söylüyor ama o da yanlış. Çünkü dört element içinde en değerli olan topraktır. En üretici olan topraktır. Su üretmez, ateş üretmez, hava üretmez, toprak üretir. Dur biraz çeşmeyi açayım be. Çeşmeyi açıyorsun, ondan sonra bakıyorsun su geliyor geliyor. Ah, portakal çıktı. Olur mu? Su bu. Su portakal üretmez. Toprak üretir. Toprak suyla beslenir. Kuvvetlenir. Ondan sonra portakal ağacını üretir. Bu böyledir. Rüzgar esiyor pöfür pöfür. Yazlıkta oturmuşsun. Karşı taraftaki yeşilliğe bakıyorsun. Rüzgar esiyor, esiyor, esiyor. Tak! Önüne bir spangere geliyor. Rüzgar spangere getirdi. Olur mu? Rüzgar üretmez. Toprak üretir. Çikolatayı toprak üretir. Üretici olan topraktır. Ateş yakıcı olandır. Yok edici olandır. Üreten mi daha kalitelidir, daha üstündür? Yok eden mi daha kalitelidir? Dolayısıyla şeytan burada da çuvallıyor. Burada da çuvallıyor. Neden? Kibri ilminin önüne geçtiği için. Şu anda aramızdan birisi şöyle dese, hocam, insanlardan herhangi birisinin, peygamberlerin dışında şeytandan ilmi daha çok olabilir mi? Olamaz. Neden? Çünkü ölümsüz. Çünkü daha çok okudu, çünkü daha çok gezdi. Sen ölümlüsün. Ömrün kısa, belli noktalarda kendini yetiştirebilirsin. O da şeytan kadar yetiştiremezsin. Ömrün şıp diye bitecek. Dolayısıyla hiçbir insanın ilmi şeytanın ilmi kadar kuvvetli olamaz. Tamam da şeytan bu kadar ilimliyse bu toprak ve ateş konusundaki tenakusu nereden ileri geliyor? Bunu nasıl bilmez bir insan ya? Bu nasıl bilmez bunu? Biliyor da kibri öyle bir noktaya gelmiş ki aklını perdelemiş. Irkçılığı öyle bir noktada ki aklını perdeliyor ve diyor ki ateş topraktan üstündür. Şimdi dört tane element var. Dört element. Toprak, su, hava, tahta. Yok, o filmdeydi. Bir dakika. Toprak, su, hava, ateş. Dört element. Allah Teala bu dünyada ne gördüyseniz bu dört tane elementi birleştirdi, ondan yarattı. Anladınız mı? Dört elementin bir tanesi biz toprak, bir tanesi şeytan, ateş. Şeytan ırkını yüceltti, ırkını yüksek gördü ve kafirlerden oldu. Allah Teala bize ırkçılığı nasip etmesin. Amin. O aldandı, bizi aldatmasın. İnsanı kaliteli yapan imandır. İnsanı dereceli yapan imandır. İmanı olmadığı zaman bir adam odun parçası gibidir. Hiçbir değeri yoktur. Cehenneme doğru yol alıyor demektir. İki tane adam söyleyeceğim. Bir, iman etmeden önce Hazreti Ömer. Hatta bunun oğlu Ömer. Putlara tapan bir adam. Bir avuç kuru üzüme 100 tane koyun güden bir adam. Koyun çobanı. Babası zengin fakat oğluna hiçbir şey koklatmıyor. Pinti bir adam. Oğlunun sırtında sopalar kırıyor. Sert bir adam. Hatta zalim bir adam. Oğlunu çalıştırıyor. Bir patron evladı. Ama bir avuç kuru üzüme 100 tane koyun güttürüyor. Geliyor putlara tapıyor. Öfkeli bir adam. Adi oğulları ırkından, o kavimden. Adi oğullarından herhangi bir tanesinin İslam'a girdiğini gördüğü anda bütün insanların önüne çıkartıyor ve kırbaçla dövüyor. İslam'a giremezsiniz. Muhammed'e tabi olamazsınız sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle sert bir adam. Ömer o anda ölseydi ne olurdu? Peygamberimize daha iman etmemiş. Kafir olarak giderdi. Çünkü peygamber peygamberliğini ilan etti. Ama Ömer'e iman nasip oldu. Elhamdülillah. Allah ondan razı olsun. İman nasip olduğu zaman Ömer ne oldu? Dünyanın en hayırlı, en kaliteli adamlarından bir tanesi oldu. Benden sonra eğer bir peygamber gelseydi bu Ömer olurdu. Hadisine müştak oldu. Ne değiştirdi? Yani aynı insan. İman etmeden önceki puta tapan insan da aynı. İman ettikten sonraki İslam'ın ikinci halifesi de aynı. Ne değişti yani? İman, iman.
Bir adamı iman adam eder. İman yoksa o adam değildir. O bir görüntüdür. O bir heykeldir. Gölgeler ve tozlar gibi. Yaşar ve gider. Gölge, toz. Gölge, toz. Yaşar, gider. O bir görüntü, o bir hayaldir. İmandır bir adamı kaliteli yapan. Irk değil. Ebu Cehil bir Arap. Ömer bir Arap. İkisi de beyaz. Ebu Cehil Ömer'in neyi oluyor? Dayısı oluyor. Öz dayısı. Ebu Cehil kafir gitti. Ebedi cehennemde. Hocam kesin konuşuyorsun sonucu hakkında. Kesin konuşuyorum çünkü elinde çok delil var. Hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam Bedir Savaşı'ndan hemen sonra bütün müşriklerin cesetlerini kuyuya atınca şöyle diyor. Ey bizi aşağılayanlar! Ey Allah'ın bir olduğunu, benim peygamber olduğumu kabul etmeyenler! Şimdi gördünüz mü cehennemi? Şimdi gördünüz mü cehennemi? Nereye gitmiş oldu bunların hepsi? Cehennem bitti. Hüküm belli. Hüküm belli. İslam'ın karşısında savaşıp ölen, son nefesinde şehadette getirmediyse bunun hükmü bellidir. Ebu Lehebe kafir diyebilir miyiz? Diyebilirsin. Hüküm belli. Ölmeden 6 sene önce Allah onun hakkında hükmünü verdi. O cehennemde yanacaktır. Karısı da odun hamalıdır. Bak 2 tane insan hakkında Allah daha ölmeden sonuçlarını açıkladı. Leheb suresinde. Tebbet suresi. Gayrimüslimlerden araştırma yapanlar özellikle Müslüman olmasının sebebi bu Tebbet suresidir. Neden? Daha ölmeden bu 2 insan yaratıcı bir iddiada bulunuyor. Ve onların sonu hakkında bir bilgi veriyor. Bunların ikisi cehennemdedir. İman etmeyecekler. Yalandan bile olsa Ebu Leheb sırf Kur'an'ı yalan çıkartmak için. Şunu diyebilir miydi? Ben iman ettim. İşte Kur'an'ın yalan olduğunun ispatı. Sırf Kur'an'ı ve peygamberimizi yalanı çıkartmak için. Takiye yapabilir miydi? Yapabilirdi. Ama öyle bir kibir, öyle bir inat var ki aşağılanmaktan korktu, takiye bile yapmadı. Kur'an'ın Allah kelamı olduğunun delillerinden bir tanesi Tebbet suresidir. Niye risk alsın ki peygamberimiz? Madem kendisi uydurdu ateistlerin dediğine göre. Niye risk alsın? Ölmemiş bir adam hakkında diyor ki bu cehennemdedir, iman etmeyecek. Hakikaten de iman etmiyor. Bu iş budur. Ebu Leheb beyazdır, Bilal simsiyahtır. Bana söyler misiniz hangisi kalitelidir? Hangisi daha üstündür? Siyah bir köle Bilal, Ebu Leheb Mekke'nin en kaliteli, en zengin, en lider 5 adamından bir tanesi. Ama hangisi üstün? Allah indinde kim üstün? Siyah köle Bilal. Allah ondan razı olsun. Amin. Cennette ezanını bizzat dinlemeyi bize nasip etsin. Amin. Simsiyah baktığın zaman böyle, ya bu nasıl bir surat dersin? Simsiyah be. Bir de dişler vermiş Allah Teala. Bembeyaz. Efendimiz Aleyhisselam hadiste ne anlatıyor? Allah her şeyde bir güzellik yaratmıştır. Simsiyah bir zencinin dişlerine bakmaz mısınız? Hepimizin dişleri beyaz. Ama bunların dişleri başka be kardeşim. Başka ya. İnci gibi parlıyor. Bir hacı arkadaşım Kabe'ye gitmiş. Kabe'de yanındaki grubundaki bir tanesi bir siyahi Müslüman görmüş yanında. Nijeryalı. Nijeryalılar böyle 2 metredir. Acayip elbiseler giyerler. Tavaf ediyor, devamlı adamın yüzüne bakıyor. Öyle bir siyah ki yüzü. Zenci var, zenci var. Bu simsiyah, kapkara. Geceliğin görsen insan yok dersin. Bir bakıyor adamın yüzüne. Bir bakıyor yüzüne, devam ediyor. Tavaf yapıyor ama devamlı adamın yüzüne bakıyor. Adam da huylanıyor. Meğer adam Türkçe biliyormuş. Ve şöyle diyor. Kardeşim diyor. Boyayı mı beğenmedin? Boyacıyı mı beğenmedin? Allah aşkına söze bak, söze. Boyayı mı beğenmedin? Boyacıyı mı beğenmedin? Şimdi bu bir boya. Siyah bir adam. Allah yarattı. Bu dünyadaki gördüğünüz her şey bir boyadır, bir resimdir. Ressam, nakkaş Allah Teala'dır. O çizmiştir. Şimdi senin beğenmediğin ne? Bu boya mı? Yoksa bu boyayı çizen mi? Sen kimi beğenmedin? Umre'ye hacca giden kardeşlerimize hep söylüyorum. Sakın bak boyalara laf etmeyin. Sakın boyacıyı beğenmemezlik yapmayın. Efendiler, o boyalı var ya, o siyah boyalı. İngiltere'deki 3 tane fabrika sahibi Hristiyan'dan üstündür. Boyacı adam aç gelmiş. Otele verecek parası yok. Kabe'de yatıyor, Kabe'de kalkıyor.
Sabah gidiyor kuru ekmek yiyor, tekrar Kabe'ye geliyor, ibadet yapıyor. Simsiyah bir adam. Üstü başı yırtık. Pis, yıkayamıyor. Parası yok. Kim üstün? Kim hocam, sen onu söyle. Kim üstün? 3 tane fabrikası olan Hristiyan İngiliz'den daha üstün. Neden? Hristiyanlar ebedi olarak ateştedir. Ayetlerle sabittir. Ama Müslümanlar günahı çok bile gelse imanlı gittikten sonra sonuçta cennete giderler. Şimdi bana söyler misiniz? Kim üstün? O İngiliz hocam, İngilizler üstündür. Hadi oradan. Tarihimizde, yakın tarihte Amerika'da bir adam vardı. Kimdi bu? Siyahi bir zenci. Malcolm X. Amerika'daki zencilerin dedesi derler. Bütün Müslümanlar. Oradaki Müslümanların ayaklanmasında, oradaki İslam'ın yayılmasında en büyük pay sahibi kimdir? Bu şehittir. Malcolm X. Allah ondan razı olsun. Bu adam bir ırkçı. Sapık bir cemaate üye oluyor. Eliyah Muhammed denen bir adama gidiyor, tabi oluyor. Eliyah Muhammed kimdir? Ben son peygamberim diyen bir adam. Sapık bir cemaat olduğunu aslında burada anlaması lazım. Fakat hapisten çıkıp direkt cemaate girdiği için, ilmi yeterliliği olmadığı için, akaid okumadığı için cemaatin başındaki adam diyor ki ben peygamberim. Bu da diyor ki tamam, bu kadar insana vesile oluyorsun, namaz kılıyorlar, ibadet yapıyorlar. Demek ki peygamber, tesiratı var diyor ve bu peygambere, çakma peygambere tabi oluyor. Ama bu cemaatin özelliği ırkçı bir cemaat. Cemaatin görüşü şu. Bütün beyazlar şeytanın çocuklarıdır. Bütün beyazlar şeytanın çocuklarıdır. Allah'ın çocukları zencilerdir. Haşa ve kella. Allah'ın çocuğu olur mu? Şimdi bu kafanın Hristiyan kafasından ne farkı var? Hristiyanlar da diyor ki Allah'ın oğlu İsa. Haşa, biz kabul etmiyoruz ya Rabbi. Aynı kafa. O Hristiyanla bu aynı kafada. Olur mu böyle bir şey? Böyle diyor. Cemaatin görüşü bu. Cemaate giden bir adamın ilmi altyapısı olmadığı zaman, akaid denilen İslam ilmini okumamış bir şekilde giderse aldatılır, kandırılır. Şu anda Zeytinburnu'nda ben peygamberim diyen bir adam var. Zeytinburnu vilayeti içinde bu adam sohbetler yapıyormuş. Bizim cemaatten 1-2 tane kardeşimize davet gelmiş. Bu sahte peygamberin cemaatindeki birkaç genç bizim cemaatimizdeki kardeşleri davet etmişler. Tabii bizimkiler yıllardır ayet hadis ilmi öğrendikleri için uyanık. Direkt söylüyor, kardeşim beni davet ediyorsun da nereye davet ediyorsun? Hocan kim? Sizin hocanız kim? Bu kardeşler de şöyle cevap vermişler. Geceleyin istihareye yat. Rüyanda bizim hocamızı görürsün. Allah'a de ki bana devrin peygamberini, devrin imamını göster ya Rabbi. Allah da sana bizim hocamızı gösterir. Kardeşim tamam da sen niye bana söylemiyorsun hocan kim? Söyleyemiyorum. Niye söylemiyorsun? Bir adam hocasının kim olduğunu söylemekten utanır mı? Demek ki senin gizlediğin, sakladığın bir şeyler var. Demek ki utandığın bir şeyler var. Bir şeylerden utanıyorsun. Kardeşim ben sohbetlerim burası. Hocam budur. Onun hocası budur. Silsilemiz budur. Demen gereken şey bu. Şeffaf olmak zorundasın, açık olmak zorundasın. Bu gizli kapaklı işler niye? Yok söyleyemem. Sen gece rüyana yat, rüyanda görürsün. Adam lokantaya gidiyor. Kardeşim diyor, bana bir şeyler verir misin diyor. Kebap getirir misin diyor bana. Lokantacı da şöyle diyor. Kebap getiremem, gece rüyana yat, istihare yap. Çıkarsa getiririm. Böyle saçma sapan bir ifade olur mu? Böyle ahmakça iş olur mu? Senin hocan kim? Soru bu. Bunu nasıl açıklayamazsın ya? Neden açıklayamıyor? Çünkü biliyor ki bütün internet onun hocasıyla çalkalanıyor. Ben peygamberim diyen, ben rasulüm diyen, ben devrin bir numarasıyım diyen, 7 milyar insanı ben idare ediyorum diyen bir adam. Hocası bu. İsmini söylese rezil olacak. Cevaplandıramayacağı sorular geleceği için karşı taraftan diyor ki ben söyleyemem, sen araştır. İnsanları sapık yolunuza davet ediyorsunuz. Bari şu gizemli hallerden kaçın. Sıkıştığı anda ilimden kaçıyor ve işi metafiziğe dayandırıyor. Rüyanı yat görürsün. Rüyanı yat görürsün. Böyle iş olmaz kardeşim. Kim derse ki ben peygamberim, ben Resulüm, bu adam kafirdir. Çünkü son peygamber gelmiştir.
Kur'an ola hatemen nebiyyin der. Peygamberlerin sonuncusu. Bitti. Bir adam gördünüz şimdi Zeytinburnu'nda. Buradan çıktınız. Bizim dergahın önünde bir adam havada böyle uçuyor. Gördünüz. Adam şöyle diyor. Siz buraya geldiniz. Boşuna gelmeyin. Bak ben havada uçuyorum. Sizin hocanız uçamıyor. Ben peygamberim, o yüzden uçuyorum dese bu adama inanmayacaksınız. Neden? Son peygamber geldi. Bu istidraçtır. Bu şeytan işidir. İslam'a uymuyorsa yaptığı iş, bu adam sahtekar demektir. Hindistan'da şu anda havada duran adamlar var. Havada duruyor adam. İneğe tapıyor ama havada duruyor. Bu ne anlama geliyor? Demek ki onların dini doğru, bizimkisi yanlış mı? Bunu mu söyleyeceğiz? Buna istidraç denir. Şeytanla ve cinlerle anlaşma yaparsan bu böyle olur. Sana bazı harikulade haller olur. Ve sen şöyle dersin. Ben tanrıyım. Haşa ve kella. Yine Hindistan'dan bir örnek vereyim. Adamın birinin 100 milyon müridi var Hindistan'da. 100 milyon. 100 bin demiyorum ha. 100 milyon. Kerameti ne? Buna istidraç denir normalde. İstidraç. Ama ona gidenler keramet diyor. Bizim liderimiz Tanrı'nın çocuğudur. Kerameti de şudur. Haşa ve kella. Ağzından yumurta çıkartıyor. Ya bunu tavuk da yapıyor be kardeşim. Tavuk yapıyor. Tavuk senden daha mı üstün ya? Giriyorlar onun meclisine. Tak secdeye kapanıyorlar. Sana tapıyoruz. Bir insana secde eden, ibadet kastıyla secde eden ne yapmış olur? Müşrik olmuş olur. Şirke düşmüş olur. Bir insana hürmeten secde eden harama girmiş olur. Secde etmek ve eğilmek insana caiz değildir. Ama bu grubun, bu cemaatin imamına gidiyorlar ve direkt olarak secde ediyorlar. Ondan sonra imamın yanına geliyorlar. İmam lup ağzından yumurta çıkartıyor. Veriyor. İşte diyor, mucizeyi gördüm. Bu ne anlama geliyor? Bu adam doğru mu şimdi? Hocam senin ağzından yumurta çıkmıyor. Demek ki o adam doğru. Sen yanlışsın. Bu hükme varabilir miyiz? Bunlar istidraçtır. Şeytan oyunudur. Şeytanla anlaşma yaparsam bende de olur. Allah korusun. Ya bu dünyada 1000 tane, 1 milyon tane müridin var ama cehenneme gideceksin. Ne anlamı var? Hayat kısadır. 35 olmuşuz. 20 sene daha yaşar mıyız, yaşamaz mıyız? Allahu alem. Geçti gitti 35 sene. Hiçbir şey hatırlamıyorum. 10 tane anım vardır. Tarihe dayalı 10 tane anı hatırladım. Başka bir şey hatırlamam. 20 sene daha var mıyım yok muyum belli değil. Dünya olarak, dünyevi rütbeler için ahiretimi niye heba edeyim? Ahmak mıyım ben ya? Bu kadar ayet hadis biliyorum. Elhamdülillah. Allah bizi sapıklardan etmesin. Amin. Bak Malcolm X'ten, sapık peygamberden buraya geldik. Bu etrafımızdaki sapık çakmak peygamberlere Allah hidayet versin. Amin. Bunlar böyle başlamadı. Bir adam sabah kalkınca ben peygamber oldum demez. Bu yavaş yavaş olur. Önce bir şeyh olur. Etrafındaki adamlar onu şeyh yaparlar. Ondan sonra Mehdi olur. İkinci basamaktır bu. Sonra Rasul olur, peygamber. Etrafındakiler öyle bir pohpohlar ki tamam be, tamam ben de peygamberim der. Allah'ım sen hidayet ver ya Rabbim. Amin. Amin. Bu Malcolm X de böyle bir sapık cemaate gitti ve ırkçı oldu. Bütün beyaz Müslümanlara savaş açtı. Daha sonra cemaatindeki liderinin sapkınlıklarını yavaş yavaş görmeye başladı. İslam ilimlerinde öğrenmeye başladığı için çakışmalar başladı. Yahu ben kitaplarda okuyorum Gazali'yi, Rabbani'yi böyle diyor. Benim başımdaki imam böyle yapıyor. Ben okuyorum Kur'an'da son peygamber gelmiştir diyor. Benim başımdaki adam diyor ki ben peygamberim. Burada çakışma var. Diyor, şüpheleri artıyor. Ve bu sapık cemaati terk ediyor. Sonra hacca gidiyor. Hacca gidiyor ve kendi deyimiyle şöyle oluyor. Bugün yanımda saçları güneş sarısı, gözleri deniz mavisi bir adam bana yemeğinden ikram etti, kahvesinden ikram etti. Beraber yemek yedik ve bana sarıldı. Bugünden itibaren ırkçılığı bıraktım. Tövbe ettim, Allah beni affetsin. Dedi. Bu mektubu ülkeye, Amerika'ya yazdı. Cemaatinde kim varsa hepsinin ırkçılığı bırakması için ricada bulundu. Irkçılığı terk etti. İslam'da ırkçılık yoktur. Hangi cemaat ve hangi gruba gidiyorsanız bakın. Irkı mı ön plana çıkartıyor? Irkçılıktan dolayı mı başkalarından üstün olduğunu zikrediyor? Yoksa İslam'ı mı, Allah'ın dinini mi ön plana çıkartmaya çalışıyor? Allah'ın dinini yüceltmeye çalışıyorsa bu güzel bir şeydir. Ama ırkınızı yüceltmeye, yüksek tutmaya çalışıyorsa bu iyi bir şey değil. Bu kötü bir yere gidiyor. Bunun sonu ateştir, cehennemde dizüstü oturmaktır. Allah bizi korusun. Amin.
Kabe'ye gittiğinizde bazı insanlar görürsünüz. Adama bakarsınız, üstü başı perme perişan, yıkayamamış, yamalı, oturursunuz. Ve kalbinizden bir düşünce geçer. Ben bundan daha iyi bir Müslümanım. Neden böyle bir düşünce geçer? Çünkü senin üstün tertemiz. Çünkü sen elbiseni her gün değiştiriyorsun. Ama bu adam fakirdir. Elbisesini değiştiremiyor ve pislik içerisinde. Ondan sonra o adam secdeye gider ve ağlamaya başlar. Siz Kabe'nin karşısında Allah'ı tesbih edersiniz, zikredersiniz. Ama gözünüzden bir damla yaş gelmez. O adam secdeye bir kapanır, ağlamaya başlar. 5 dakika, 10 dakika, 20 dakika ağlar. Şimdi sorum şu. Bu iki adamdan Allah'a hangisi daha yakın? Gözyaşı döken, pişman olan, başını secdeden kaldırmayan kimse, o daha çok yakındır. O daha çok yakındır. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Mümin günahını başının üstünde bir dağ gibi görür. Her an yıkılacağından korkar. Başına yıkılacağından korkar. Münafıksa günahını burnunun ucundaki sinek gibi görür. Her an gidivereceğinden ve temizleneceğinden ümitlidir. Müminle münafık arasındaki fark bu. Kabe'ye gidenlerin çoğu ben günahsızım diyerek gider. Bunların kalbinde nifak tohumu vardır. Münafıklıktan bir şube vardır. Ne günahsızı be? Sen insansın. Bütün insanlar günahkardır. Şu halde sen de günahkarsın. Sen neyin hesabını yapıyorsun? Efendiler, aramızdan hiç kimse anasını babasını seçmedi. Bu ızdırari kaderdendir. Allah'ın bizi zorladığı kader. İki tane kader vardır. Biri ihtiyari kader, seçimi bize bıraktığı kader. Biri de ızdırari kader, zorladığı kader. Aranızdan kimse anasını babasını seçmedi. Benim anam Naciye olsun, benim babam İsmail olsun, iki tane evi var. 3 tane arabası var. Böyle bir seçeneğimiz yok. Allah bize müsaade etmedi. Anamızı, babamızı ve akrabalarımızı Allah seçti. Bizi zorladı burada. Buna ızdırari kader denir. Irkımızı da Allah seçti. Ve bizim Türk olarak dünyaya gelmemizi murad etti. Bu ırkta, bu kavimde dünyaya geldik. Bu kavmin İslam'a uyan bütün hallerini alacağız, yücelteceğiz, övüneceğiz. Ancak ırkımızla övünüp başka ırkları aşağılamayacağız. Olması gereken budur. İslam'da olması gereken budur. Irkımızı yüceltip başkalarını aşağıladığımız zaman bağ kopuyor. İslam'a uymuyor. Edebi gözetmemiş oluyoruz. Peygamberle bağımız kopuyor. O zaman bir hizipçi, bir grupçu olmuş oluyoruz. İslamcı olmuş olmuyoruz. Hocam, kendimizi vasıflandırmamız gerekirse nasıl vasıflandırabiliriz? Şucu, bucu, şu partici, bu partici nasıl vasıflandırabiliriz? Bizim siyasetle işimiz yoktur. Siyaset bize yasaktır. Biz tasavvuf hizmetçisiyiz. Kendimizi vasıflandırmamız gerektiği zaman şöyle vasıflandırırız. Biz İslamcıyız. İslam ne diyorsa biz ona bakarız. İslam'ı yüceltmeye çalışırız. Particilik, putuculuk yapmayız. Asıl olan dinimizi yüceltmektir. Bütün insanlar dünyaya Müslüman olmak için gelmiştir. Bu mecburidir. Olmak zorundasın. Olmazsan tehdit var. Allah kafandan aşağı bir şimşek indirmez. Ancak cehennemi göze almış olursun. Cehenneme gidersin. Şu halde bu dini yüceltmek için elimizden geleni yapacağız. Şahsımızı değil, cemaatimizi değil, İslam'ı yüceltmek. Şimdi bir mürşidi kamile bağlıyız. Allah Teala ayaklarımızı yoldan kayırmasın. Bu kardeşliğimizde, bu ahiret kardeşliğimizde eğer aşırıya gidersek büyük kardeşlikten koparız. Hocam ne demek aşırıya gidersek? Aşırıcılık şudur. Benim cemaatime gelenler doğru yoldadır. İhramcı zadeye bağlanmayanların tamamı yanlış yoldadır. Buna aşırıcılık denir. Büyük cemaatten koptun. Yani İslam kardeşliğinden koptun demektir. Bu ırkçılıktır, bu fanatizmdir, taassuptur. Böyle bir şey yok. Nasıl ki sen ehli sünnet bir cemaatsen, senin gibi bir sürü ehli sünnet cemaat var. Kendi cemaatimi yücelteceğim diye niye sapkın ifadelere giriyorsun ki?
Bizim yaptığımız hizmetin aynısını yapan bir sürü ehl-i sünnet cemaat var. Bunların hepsiyle biz kardeşiz. Allah sayılarını arttırsın. Amin. Allah içerilerindeki ilim ehlini arttırsın. Amin. Ki etrafımızdaki insanlara ehl-i sünnet itikadını öğretsinler. Vehhabi mi öğretsin? Şii mi gelsin? Caferi mi gelsin öğretsin? Bunu mu istersin? Ehl-i sünnet insanları öğretsin. Bu olmak zorunda. Ne zaman ki dediniz, benim şeyhime tabi olanlar kurtulmuştur, doğru yoldadır. Benim şeyhimin dışındaki şeyhlere, mürşitlere, alimlere tabi olanların hepsi sapıktır. Siz sapıttınız kardeşim. Bak kendi insanıma söylüyorum. Kendi kardeşlerime söylüyorum. Bunun adı taassuptur. Sakın böyle bir taassuba girmeyin. Bu cahillerin işidir. İslam'ı bilmeyen cahiller şeyhçilik yaparlar. İslamcı değildir onlar. Onlar şeyhlerini yüceltmeye çalışırlar. Yüceltmeye çalışırken öyle bir boyuta sokarlar ki işi. Benim şeyhime bağlandın, bağlandın. Yoksa ayvayı yedin. Yani sadece senin şeyhin var, senin mürşidin var, başka mürşit yok dünyada. Bu sapıklıktır. Allah bu kardeşlerimize, bu kuru sofulara hidayet nasip etsin. Amin. Dünyamızda Yahudi kendisini ari ırk olarak görüyor. Irkçılık yapıyor. Şimdi gidin bir Yahudi'ye Filistin'de deyin ki kardeşim niye siz bu çocukları mucukları öldürüyorsunuz? İhtiyarları öldürüyorsunuz. Kadınlara tecavüz ediyorsunuz. Size sapan atan adama tank çeviriyorsunuz, bomba atıyorsunuz. Niye bunları öldürüyorsunuz? Biz ari ırkız. Biz yüce bir ırkız, seçilmiş ırkız. Bize ait olan toprakları alıyoruz. Biz kötü bir şey yapmıyoruz. Diyecekler. Şeytanın tarikatında olanlardır bunlar. Irklarını yücelttikleri için herkesi öldürmek bunlara göre mübahtır. Mesela İslam inancında Kur'an'ımız bize ne diyor? Bütün hayvanları insanların emrine verdim. Ayet ne diyor? Bazısına biliniz, bazısını yiyiniz diye hayvanları sizin için yaratan odur. Bizim için yani insan için yaratmıştır. Bize hizmet için yaratılmıştır hayvanlar. Yahudilik inancında ne vardır? Bütün insanlar bize hizmet için yaratılmıştır. Allah'a hizmet için değil, Yahudi ırkına hizmet için. Dünyanın en ırkçı milleti Yahudilerdir. Yahudiler böyleyken Hristiyanlar da farklı bir ırkçılık gösterirler. Zencilerin tamamını aşağılarlar. Zencileri sevmezler. Siyahi insanları aşağılarlar. Irk üstünlüğünü ortaya koyarlar. Yüz binlerce, milyonlarca siyah insanı, dini, ırkı, inancı ne olursa olsun bakmadılar, katlettiler, öldürdüler. Bütün Amerikan, İngiliz tarihi bunlarla doludur. Aldılar, sattılar, köle olarak kullandılar, eziyet ettiler, parmaklarını kestiler, kulaklarını koparttılar, köleliği belli olsun diye. Ne işkenceler yaptılar. Irkçı beyazların işidir bu. Müslümanlara bakın. Nereye girmişler? Nerede ırkçılık yapmışlar? Bir örnek. İslam tarihinde İslam'ı dünyaya yaymış olan iki grup vardır. Bir sahabiler, iki Osmanlı. Bu iki grubun içinde bir tek örnek. Bütün İslam tarihini, kitapları karıştırın. Bulamazsınız. Çünkü Müslümanlıkta ırkçılık olmaz. Mevlana'mız şöyle der. Çok meşhur bir sözdür. Dünya çapında bilinir. Gel, ne olursan ol yine gel. Bak, gel Arnavutsan gel demiyor. Gel Kürtsen gel demiyor. Lazsan gel demiyor. Bu Lazlarla Kürtler pek iyi anlaşamazlar. Bunların arası pek iyi değildir. Bunu bir hikayeyle anlatayım daha iyi anlarsınız. Lazla Kürt idama götürülüyor. Görevliler geliyorlar ve diyorlar ki Kürt son isteğin nedir? İdamdan önce hep son istek sorarlar. Kürt diyor ki anamı görmek istiyorum. Komutan diyor ki getirin bunun anasını. Laz'a geliyorlar diyorlar ki son isteğin nedir? Laz diyor ki Kürt anasını görmesin. Bunlar pek anlaşamıyor. Pek anlaşamıyor. O bahsettiğim esnaf da böyle. Ben Laz'ım. Böyle iş olur mu kardeşim ya? Böyle iş olur mu ya? Bak hep Arnavutlara sallamıyorum dikkat edin. Laz'dan da bahsediyorum. Bu Laz esnaftan bir olay daha anlatayım. Rizeli. Beni eleştiriyorsunuz burada. Hocam boyuna bizim Arnavutlara giydiriyorsun. Kardeşim Arnavutlar benim ırkım. En çok kendi ırkımın düzelmesini istiyorum. Efendimiz Aleyhisselam'ın bulunduğu beldede en çok eleştirdiği ırk kimdi? En çok kimi düzeltmeye çalıştı? Arapları düzeltmeye çalıştı. Hristiyanlardan ve Yahudilerden daha çok. Neden? Kendi ırkının cehenneme gitmesini istemiyor.
ben de kendi ırkımın sapkın düşüncelerden kurtulmasını istiyorum. O yüzden en çok Arnavutlara giydiriyorum. Kusura bakmayın kardeşim. Ama bazen Rizelilerden de bahsediyorum. Rizeli kardeş geldi bir gün. Çarşıda oturuyorum. Hocam, Allah bana çok özel bir yetenek verdi. Dedim, nedir kardeşim yeteneğin, özelliği nedir? İstediğim anda giyirebiliyorum dedi. Bizden beterleri de var, Arnavutlar. Bak, yeteneğe bak. İstediğim anda giyirebiliyorum diyor ya. Bu da olabilirdin. Bu da. Ama her milletten cahil de çıkar, alim de çıkar. Yani bu adam böyle düşük zekalı bir adam diye Lazların tamamı böyle dersen ne olur? Olmaz. Irkçılık yapmış olursun. Olmaz. Mevlana'mız diyor, ne olursan ol yine gel. İster mecusi ol, ister putperest ol. Sen gel. İstersen 1000 kez tövbe yapmış ol. İstersen 1000 kere bozmuş ol tövbeni. Sen yine gel. Bu dergah ümitsizlik dergahı değil. Gel. Ne demektir buradaki gel? Gel, burada kafana göre takıl değil. Gel, sana İslam'ı öğreteyim. Gel, Müslümanlığı öğren. Burada dini güzelce yaşa ve değiş. Gel, bu demektir. Şimdi Mevlana'ya bağlı olduğunu söyleyen bazıları şöyle diyor. Bak Mevlana ne diyor? Puta tapsam bile gel. Ben şimdi namaz kılmıyorum ama o yüzden böyleyim. Mevlana ne olursan ol gel dediğine göre namazsız da olsa gelebilirim. Sen fena gelirsin. Sana öbür tarafta fena gelirler. O münkerle nekir gelince topuzlarla görürsün sen. Geli. Mevlana seni kurtarmaya gelir orada. Bu işi böyle anlamak lazım. Yunus'umuzun ırkçılığa bakışı nasıl? 72 millete bir gözle bakmayan kamil mümin değildir. Yunus beyitlerinde dünyadaki insan ırkını 72 millete ayırmıştır. Bu 72 millete tek gözle bakacaksın. Adem'in oğlu. Havva'nın kızı. Tek göz. O ırktan bu ırktan diye bakmayacaksın. Ve şöyle bakacaksın. Bu adam Müslüman olabilir. Ve bu adam yarın beni geçebilir. Evet şu anda bir Hristiyan. Ama bu adam potansiyel bir Müslüman. Beni geçebilir ve benden daha hayırlı olabilir. Bu gözle bakacaksın. Mutasavvuflar, tasavvuf erbabı hep böyle bakmışlardır. Bize ölçü ve örnek olmak zorundadır. Birkaç kelime de İslam'a uymayan ırkçı kelimelerden not almışım. Bu notları nasıl alıyorum? Atölyeye götürüyorum çanta. Öteki tarafa götürüyorum malzeme. İnsanlarla konuşurken, diyaloğa girerken bazı kelimeler söylüyorlar. Sapıkça kelimeler. Yanlış şeyler, yanlış fetvalar. Tak hemen şimdi akıllı telefonum var. Tık 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 hemen not alıyorum. Diyorlar ki hocam ne yapıyorsun? Not alıyorum. Vaazda anlatacağım bunları. Hep bu notlar biriktiriyorum orada. Sonra geliyorum burada anlatıyorum. Irkçı kelimeler. Seçip aldım. Son 2-3 haftada karşıma çıktı bunlar. Allah aşkına dinleyin. Hristiyan bir Türk, Müslüman bir Arap'tan üstündür. Söze bak. Irkçı bir partiye giden bir arkadaşım söyledi bunu. Ben şu partidenim hocam, şu particiyim. Türkçüyüm hocam. Allah Allah. Ne kardeşim bu Türkçülük? Öbür tarafta işe yarar mı? Kurtulursun hocam. Ya hiçbir işe yaramaz. Hiçbir işe yaramaz. Adam Türk, Müslüman değil. Ebedi cehennem. Hükmü belli. Biraz şu Kur'an'ı, hadisleri okuyun Allah aşkına ya. Bak ne diyor? Hristiyan bir Türk. Türk mülk deyip geçme hocam. Hristiyan bile olsa Türk, Müslüman olan Arap'tan üstündür. Yuh! Yuh! Gözlerim böyle şimşek taşı gibi açıldı. Dedim kardeşim bak, sana bundan sonra çanta manta getirmeyeceğim. Seninle işim yok dedim bundan sonra. Irkçı adam. Pis adam. Adam Müslüman, Arap diye bu Türk ya şimdi. Biz Hristiyan bile olsak onlardan üstünüz hocam. Hadi oradan be. Allah Teala ayette diyor ki üstünlük takva iledir, imanladır. Bu diyor ki hayır, ırkladır. Kim doğru söylüyor? Devam ediyorum. Şimdi bu da düşman. Düşmanlıkta taassup mertebesinde, yüce. Yahudi ile evlenen kafir olur. Öyle bir düşman ki Yahudilere. Sallamış. Ama kardeşim bu kadar sallanmaz ki ya. Bu nereden çıktı ya? Allah Teala Kur'an'da biz Müslümanlara Hristiyan kızlarıyla ve Yahudi kızlarıyla evlenmeyi caiz kıldı. Bunlarla evlenebiliriz. Hatta Müslüman olmak zorunda da değil. İsterse bulunduğu dinde kalabilir. Neden?
Çünkü çocuklar babanın ırkından, soyadından devam ederler. Her ailede ister Hristiyan olsun, ister Müslüman, ailenin reisi erkektir. Allah'ın yaratış şekli budur. Ama adam öyle bir düşman olmuş ki Yahudilere, diyor ki Yahudi kadınla evlenirsen kafir olursun. Böyle bir şey yok. Allah'ın haram demediği bir şeye haram dersen sen kafir olursun. İslam'ı bilmezsen böyle tehlikeleri var. Yine çok duyduğum, bunu yıllardır işitiyorum, rast geldi, şimdi söylüyorum. Çingene ile evlenen tuğla eriyinceye kadar suda yıkanmalı. Fantaziye bak, fantaziye bak ya. Ya Allah aşkına, hangi kitapta var bu ya? Siz duydunuz mu böyle bir şey? Bu bizim Arnavut hocaları var ya, Arnavut hocalar. Çingeneyle evlenirsen diyor, banyoya gireceksin, yıkanacaksın diyor. Altına bir tane inşaatçıdan tuğla alacaksın diyor. Ya şu hayal gücüne bak ya. Tuğla altında olacak, yıkanacaksın ama artık 3 gün mü sürer? 1 hafta mı sürer? Bu tuğla eriyecek. Var mı böyle bir şey İslam'da? Çingene diye bir ırk var dünyada, çingene. Göçebedir bunlar. Sabit evleri olmadığı için çingene derler. Bu ırkla evlenmek haram mıdır? Hayır. Evlenebilirsin. Caizdir. Böyle bir fetva var mı İslam'da? Yok. Nereden çıktı bu? Uydurmuşlar. Onların hakkında bazı sapıkça fantaziler uydurmuşlar. Bak sakın onlara yaklaşma. Böyle olur diye insanları korkutmak babında uydurmuşlar. Böyle bir şey yok kardeşim. Bismillah. Yine çok duyduğum, bir partiye mensup olanlar bunu çok söylüyor. Bak, Allah aşkına dikkat edin. Particilik, peticilik yapmayın. İmandan olursunuz. Bak, ben önce Türk'üm, sonra Müslümanım. Söze bak. Benim Türklüğüm Müslümanlığımdan önce gelir demek istiyor. Türklük Müslümanlıktan önemlidir demek istiyor. Son nefesine geldiğin, Azrail geldi yanına. Azrail'i gördün. Hop, ben Türk'üm he, ona göre. Diyebilir misin? Tek bir kelimeye bakar. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Bunu demedin mi ayvayı yerim kardeşim. Ne Türksen, ne Fransızsan, ne İngilizsen seni kimse kurtaramaz. Peygamberlerin tamamı gelse, 124 bin peygamber gelse, kılını kıpırdatamaz senin için. Çünkü kafir gittin. Bak adam ne diyor? Ben önce Türk'üm, sonra Müslümanım. Türk olmazsam Müslümanlığın bir kıymeti yok diye kendilerine gelen insanları zehirlemeye çalışıyorlar. Allah rızası için bu cahil Müslümanlara ikaz edin. Kardeşim böyle bir kelime yok. İslam'da böyle bir kelime yok. Benim değerim İslamlığımladır. Nerede bir Türk varsa o Müslümandır. Türklükle Müslümanlık eşittir, özdeşleşmiştir. Sen ne yapıyorsun? Irkını İslamiyet'in önüne koyuyorsun. Bir Müslümanın en önemli önceliği İslam'dır. Ben önce Müslümanım. Sonra Türk'üm, Arnavut'um, Laz'ım, Çerkez'im, Kürd'üm. Önce Müslümanım kardeşim. Ben senin kardeşim. Bunu diyeceksin. Hazreti Ömer'in sözüyle bitireyim. Mübarek İslam'ın ikinci halifesi şöyle diyor. Biz İslam ile izzet bulduk. İslam ile şeref bulduk. İslamiyet'ten başka bir şerefi kabul etmiyoruz. Bu kişi bir Arap'tır. Kur'an Arapça inmiştir ve son peygamber Arap olarak gelmiştir. Dikkatinizi çekerim. İslamiyet'le şeref bulduk. İslam'dan başka bir şerefi kabul etmiyoruz. Allah Teala imanla yaşayıp imanla ölen kullardan etsin. Amin. Irkçılığın zerresini kalbimizden söküp alsın. Amin. Ve kalbimize İslam'ı yerleştirsin. Amin. Bütün hücrelerimize İslam'ı yerleştirsin. Amin. Son nefesimizde Azrail'i gördüğümüz anda, ey Azrail, beni Rabbime kavuştur. Ondan başka ilah yoktur demeyi bize nasip etsin. Amin. Amin ya mu'in. Velhamdülillahi Rabbil alemin.